Rusya özellikle internet üzerinden bizim troll dediğimiz insanlarla aşırı sağcı insanları biliyorsunuz etkilemeyi başardılar son 5-10 senedir özellikle Avrupa ve Amerika'da. LiveLeaks, 4chan, 8chan en aşırı sağcı fikirler bu kanallarla vücut buluyor Batı dünyasında. Ve bu fikirler genelde Rus kaynaklı. Bunlar biliyorsunuz ben aşırı sağ deyince siz bunu beyaz adam diyorlar işte sarı saçlı, mavi gözlü insanların bir ırkçılık söz konusu yani. Bu Rusya'dan yayılıyor. Benim o yüzden ben bir Türk olarak siz Rusya'da rahat mısınız derken onu sormuştum. Yani öyle bir durum söz konusu mu Rusya'da? Ona ben bilirim. Yani Türkiye'de aslında Rusya'da şu an Türklere bakış açısı olumlu, oldukça olumlu. Hatta şunu söyleyelim, o uçak krizi dönemindeki gerginlik veya o bakış açısı neredeyse tamamen kalkmış durumda. Yani bugün sokakta bir Rus sizi gördüğünde belki 2 sene önce 2,5 sene önce ilk belki ya bizim uçağımızı mı düşürdünüz diyebilirdi. Şu an kesinlikle o ne sıradan halk içerisinde ne üst düzey yetkililer arasında o mesele tamamen halledilmiş, kapanmış durumda. Yani Türkiye'ye bakış açısı hem siyasi ilişkilerdeki olumlu gelişmelerden dolayı iyi. Diğer taraftan turizmde tabii bu önemli rol oynuyor. Çünkü çok ciddi bir Rus nüfus Türkiye'de mi? Türkiye diyor. Türkiye'ye geldiğinde Türklerle haşır neşir oluyor. Onlarla konuşuyor, tanışıyor. Kültürünü, insanını vesairesini daha yakından tanımaya başlıyor. Bazı Ruslar 15-20 defa tatile gidenleri var Türkiye'ye. Yani Ruslar biraz şöyle, istatistikler de yayınlandı. Bir Rus aynı tatil bölgesine 9 defa gidebiliyor aynı otele. Yani her zaman farklı bir yere gideyim diye bir derdi yok. İşte her zaman farklı bir yeri göreyim, farklı bir yeri gezeyim diye. Eğer sevmişse ve şey yaptıysa bir Rus'un 9 defa üst üste aynı otele gitmesi İlginç. İlginç bir mümkün. istatistik. Ve dolayısıyla Türkiye'ye 8 defa, 9 defa tatile gelenler var. Yani o da tabii iki halkı birbiriyle de yakınlaştıran noktalardan bir tanesi. Suriye'deki tabii Astana süreci ve Suriye'de son dönemde ortak hareket etmek, Putin'le Erdoğan'ın tabii neredeyse 3 ayda bir buluşmaları, işte bir Ankara, bir Soçi, bir Moskova devamlı bir araya gelmeleri. Bu tabii Rus basınında, televizyonlarında çok geniş yer alıyor. Bu da tabii insanların Türkiye bakışında bir etki yaratıyor. Çünkü Rusya'da şimdi Avrupa'daki o sağcı, aşırı sağcı noktalara da geldi ama Rusya'nın içinde tabii 90'larda dağılma sürecinde ırkçılık demeyelim ama belki hani farklı milliyetlere yönelik bakış açısında daha şövalye noktalar vardı. Şövalye vardı, Özellikle 90'ların sonu 2000'lerin başı. evet. Yani o dönemde tabii hem bir taraftan ülke ağlıyor, bir taraftan bir mafya, tam bir mafya rejimi var, yağma rejimi var. Burada farklı milliyetlerden unsurların oluşturduğu çeteler var. Onun karşısında oluşan Rus çeteleri var. Bunların arasındaki çıkar çatışmaları var. Bunlar tabii halka da çeşitli daha şöven bakış açılarıyla vesaire yansıyabiliyordu. Ve 2000'lerin başında biraz daha bu tür olaylar yaşanabiliyordu. Ama şimdi bunlar tamamen ortadan kalkmış durumda. Çünkü Rusya'da şu an özellikle ırkçılığa ve faşist fikirlere karşı çok ciddi bir tepki var. Bir de bir aşı da var tabii. Yani İkinci Dünya Savaşı'nı geçirmiş, İkinci Dünya Savaşı'nda Alman faşizmine karşı 21 ile 25 milyon arasında İnsanı insanını kaybetmiş. kaybetmiş. Neredeyse her aileden bir kişi mutlaka bu savaşta kaybolmuş ya.
hayatını kaybetmiş. Dolayısıyla ona karşı bir tepki, çok ciddi bir tepki var. Bu hatta 9 Mayıs'lar işte bu zaferin, faşizme karşı zaferin yıl dönümü çok büyük şeylerle kutlanıyor. Rusya'da işte bu faşizmin sembollerinin kullanılması tamamen yasak ve Ukrayna olayları da biraz tetikledi. Yani Ukrayna'da O da doğru, özellikle evet, bu mutlaka. Maydan olayları sürecinde Ukrayna Aşırı milliyetçileri milliyetçi. tamam Alman faşizminin sembollerini kullanmaya başladılar. Alman faşizmiyle işbirliği yapan Ukrayna çetelerini örnek almaya başladılar. Ukrayna'daki İkinci Dünya Savaşı anıtlarını yıkmaya başladılar. Sadece Ukrayna değil, Baltık Cumhuriyetlerinde de, Estonya'da vesaire buralarda da eskiden faşizmle işbirliği yapmış ve hain kabul edilen işbirlikçi gruplar, çeteler 1940'larda vesaire şu an ders kitaplarında kahraman olarak okutulmaya başlanmış durumda. Bu da tabii Rusya'da son dönemde özellikle ırkçılığa ve bu faşist öğelerin kullanılmasına karşı da bir şey yaratmış durumda. Yani bugün Rusya'da bir mutlaka tabii yani Moskova kozmopolit bir yer. Orta Asya Cumhuriyetlerinden tutun Kafkasya'daki şeylere kadar birçok milliyetten insanlar yer alıyor. Yani hiç efendim yok demek doğru olmaz ama yani ırkçı anlamda bir şeyle esas olarak karşılaşmıyorsunuz. Rusya'nın Bunu duymak Avrupa güzel. aşırı sağcı şeylerle müttefikliği veya onlara desteğinden bahsetti. Şimdi burada da ilginç bir nokta var. Bakın Avrupa'da şu an bir popülist, bir dini milliyetçi bir dalga yükseliyor. Evet. Fakat bu milliyetçi dalgada tabii Amerikan karşıtı da yoğun olarak var. Mesela Löpenlere bakıyorsunuz veya Almanya'da AfD'yi Alternative für Deutschland yani partisine Ukrayna'nın. bakıyorsunuz. Yani bunlar ciddi bir şekilde bunların Rusya tarafından yani açık destek değil ama aralarında iyi ilişkiler var. Fakat bu partiler ve oluşumlar NATO'ya karşılar. Amerika'nın Avrupa'ya müdahale etmesine karşılar. Bu bir küreselciliğe karşılar en başta. Tabii en önemlisi küreselciliğe karşılar, hatta Avrupa Birliği'ne karşılar. Yani bir taraftan da Avrupa Birliği'ni de şey yapıyor. Yani bunlar da tabii ve ya bu artık oradaki belirli güçlerde yani bu milliyetçi güçlerde yabancı düşmanlığından ziyade Avrupa Amerika'nın bölge üzerindeki hakimiyetine karşı bir tepki daha da yükseliyor. Ha, hiç arada onların arasında yabancı düşmanlığı yok mu? Var. Ama onun törpülendiğini ve bunun Amerika'ya karşı bir tepki olarak gelişmeye başladığını görüyoruz ve Türkiye bu güçler içerisinde baktığın zaman Löpen'inden tutun şeye kadar Türkiye'ye Amerikan müdahalesine karşı da ona da karşı çıkmaya başladılar. Yani dolayısıyla oradaki güçlerin hepsinin toptan olarak aşırı sağcı ve ırkçı, faşist falan olarak nitelendirilmesi de biraz Amerikan propagandası. Yani çünkü oradaki anti Amerikan güçlerin prestijini düşürmek amacıyla bu yapılıyor. Bakın mesela aynı şeyi Türkiye'de de yapıyorlar. Amerika'ya kim karşı çıkıyorsa Batı liberal basın, Türkiye'deki Batı liberal basında, Batı'daki Batıcı liberal basında Doğru. direkt ırkçılıkla ve aşırı Milliyetçilik milliyetçilikle yapıyor. suçluyorlar. Bugün eskiden şöyleydi. Soğuk Savaş döneminde Amerika'ya karşı çıktığınız zaman komünist damgasını yerdiniz. İşte Moskova'ya bilmem neye damgasını yerdiniz. Sırf Türkiye'de değil yani bütün Evet. dünyada. Kim Amerika'ya karşı çıkıyor, sen komünist misin denirdi. Şimdi Amerika'ya kim karşı çıkıyorsa aşırı milliyetçisin, faşistsin, ırkçısın damgasını yemeye başladı. Dolayısıyla oradaki Avrupa'daki milliyetçi yükselişi doğru bence okumak lazım. Bunu bir basit bir sadece bir yabancı düşmanlığı olarak değil,
Bunun bir Amerikan karşıtlığıyla aslında bu dalganın yükseldiğini ve burada yabancı düşmanlığının daha törpülendiğini, tam tersine daha fazla okların ucunu, mızrakların ucunu Amerika'ya doğru çevirdiklerinde görmemiz gerekiyor. Toplam olarak değerlendireceksek, yani bugün Rusya'da ırkçılık veya o 2000'lerin başı, 90'ların sonundaki böyle bazı sokakta o skinhead dedikleri falan şeyler dolaşırdı, vardı, bilmem neydi falan, ama şimdi onların tamamen temizlendiğini ve daha çok özellikle de yani Putin'in izlediği İran'la işbirliği, işte çevre ülkelerle işbirliği, Türkiye ile işbirliği, Suriye ile işbirliği vesaire, bunların halka da sirayet ettiğini ve bu halklara karşı, yani Rusların içerisinde de Türkiye'ye, Suriye'ye veya diğer ülke halklarına karşı da sempatinin daha fazla arttığını söyleyebiliriz.